Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e 4-5 saat mesafede Isık Göl'ün kenarında yer alan Çolpan Ata bu bölgenin en hareketli merkezi. Çolpan'ın bir diğer adı Venüs ya da Zühre, yani Çoban Yıldızı. Kente bu ismin İslamiyet öncesi Türk toplulukları tarafından verildiğine inanılıyor. Isık Göl'ün, yani Ilık Göl'ün ismi kış aylarında donmamasından geliyor. Isık Göl'ün kıyılarında Çolpanata bölgesinde pek çok turistik tesis yer alıyor. Bölgeye gittiğinizde deniz şemsiyelerini, şezlongları gördüğünüzde Orta Asya'da olduğunuzu unutuyorsunuz birden. Çolpanata'da görmeniz gereken şeylerden biri Petroglif Açık Hava Müzesi. Yaklaşık 4000 yıl öncesine tarihlenen 5000 civarında taş göreceksiniz burada. Çolpanata bölgesinin diğer bir önemli merkezi ise Ruh Ordo Kültür Merkezi. Ruhların yeri anlamına gelen Ruh Ordo'da 2000 yılından beri dünyanın tüm kültürleri, tüm dinleri, tüm milliyetleri temsil ediliyor ve bunlara eşit şekilde önem veriliyor. Ancak burada dünyadan sadece iki devlet adamının heykeli var. Bunların biri ise kim biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk. Çolpanata hem etrafında bulundurduğu kültürel değerleri olan alanlarıyla hem de Isık Göl'ün kenarındaki adeta bir sahil beldesi havasıyla Kırgızistan'ın en önemli yerlerinden biri. Çolpanata videomuzu beğendiyseniz Kırgızistan'la ilgili daha çok videomuz var. Kanala bekliyoruz.